Şimdi ben inanmadığım hiçbir işe başlamam ee, ve bu işi çok iyi yapacağımı biliyorum. Yapacağım demiyorum, yapacağım biliyorum diyorum. Evet birçok maça çıktık, birçok heyecan yaşadık ama ben hayatımda hani heyecanlan... ...en çok nerede heyecanlandım dersen bir çocuğumun doğumunda heyecanlandım bu kadar... ...bir de oraya çıktığımda heyecanlandım. Yani bunları konuşmak için çok erken ama bu dediğim yedi takım bence ligin belirleyicisi olacaktır. Bence futboldaki zaten önemli şey zaman. Zamanı kafandakilere yorarsan ve kurgularsan... Bence başarılı olmak çok mümkün yani. Volkan Demirel, Emre Mur'u ne yaptı da bu hale getirdi diye <laughs> herkes soruyor. 25 kişilik kadroda 11 kişi oyuncağına göre bir 14 kişilik bir mutsuz olan bir ekip var veya grup var. Bu grubu da iyi yönetmek gerekiyor. Yani burca tamamen teknik adamların işine kalıyor açıkçası. Dediğim gibi işte ben Fransa futbolunun hep güce dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bütün futbolcuların bir fizik kapasitesi var. Bunun sebebini öğrenmeye gittim açıkçası ve öğrendiğim şu ki... Volkan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bir sene önce olsaydı kaptan hoş geldin diyecektim. Artık Volkan Hoca diyorum. E, tek direktörlük, kariyerinin hocalık onların hepsini konuşacağız. Konuşalım. Bir ligi de değerlendirelim tamam. istiyorum. İstersen ligle başlayalım daha sonra tek direktör tarafına geçeriz. Öncelikle davetin için teşekkür ederim. Uzun bir süredir konuşuyoruz. Bir konuşalım muhabbet sohbet edelim diye nasip bugüneymiş. İnşallah güzel program olacak. Eminim olur. İnşallah. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Ligle başlayalım istersen. Ligle başlayalım. Transfer dönemi ilk 6 hafta. Şampiyonluk adayları, <laughs> diğer takımlar, beğendiğin takımlar. Böyle bir e, kimi iyi buldun, kimi beğeniyorsun. Şimdi şampiyonluk yarışı bu sene bence güzel bir yarış bekleyecek bizi. Çünkü çok iddialı kadrolar kuruldu. E, baktığımda geçen seneye nazaran seyirci anlamında da yapılan transferlerle beraber stada gelen seyirci sayısı da arttı. Çünkü ben futbolun seyirciyle çok güzel daha çok güzel olduğunu düşünüyorum. E, baktığımızda da Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hem iyi kadrolar kurdular hem de taraftar desteğini arkasına alarak e, bir güç sahibi oldular. E, tabii ki bu taraftar desteği bitmez ve oynanan, istenen oyunlarla beraber çünkü yapılan transferler eminim ki herkesi mutlu etti her camia için söylüyorum. Ama ee, tabii ki sonuçlar alındıkça traf, taraftar daha da bir keyif alıyor ve stada gelmeye başlıyor keyif alan yani keyif veren takım stada seyirciyi çekecek ve o, o takım bence sezon sonu e, daha başarıya yakın olacak diye düşünüyorum ama burada parantez açmak istediğim iki takım hatta üç takım var bir tanesi Başakşehir bir tanesi Konyaspor neden çünkü geçen sene ne yaptığını bilen iki takım biz de bunlara karşı oynadık geçen sene planlarının kurgusunun neye üzerine, neyin üzerine olduğunu bilen bir takım. Ve bu sene hocalarıyla devam ederek eksiklerini, yaptıkları transferlerini, nokta transferlerini yaparak şu an ligin hem iki tane gol yemeyen takımı hem de ligin şu an bir ve ikinci sıralamasında bulunan takım. Buna ek olarak Adana Demir'i de ekleyebiliriz. Onlar da çok doğru ve planlı bir şekilde ilerliyor. Bu üç takım bence dört takımla beraber yedi takımımız Ligin gidişatını en iyi şekilde belirleyecek takımlar gibi gözüküyor. Peki gol yemeyen takımlar dedin Konya ve Başakşehir için. Gol yememenin önemi işte bu defansif futbol bazen eleştiriliyor. Defansif futbol ülkemizde biliyorsunuz eleştirilir, sevinmez. Ama e, savunma yapmak bence sadece futbolda değil. Teniste de, boksta da, her yerde de ön plana çıkan bir e, taktiktir olalım. veya tekniktir. E, savunma yapmak evet e, kimine göre ...elleştirilebilir ama savunma yapmadan... ...ilk önce bence savunma... ...futbolda daha önemli bir unsur. Bakıldığında bunun çok daha önemli... ...yaşadık Yunanistan savunma yaparak... ...Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlıyoruz... ...hep beraber. Geçen sene... ...şimdi yine Başakşehir ve Konya üzerinden konuşursak... ...ne yaptığını bilen iki tane takım vardı... ligde. Biz de bunun analizlerini... ...yapıyorduk geçen sene. Ama o yaptıklarına... ...daha fazla neyi katabiliriz... ...aldığı oyuncularla kurdukları sistemle bu sene daha da iyiye taşıdılar. Ben Başakşehir'i canlı da izledim Alan maçını. Evet belki geçen seneki gibi topa sahip olan ikinci veya üçüncü bölgede topu daha çok oynayan bir takım gibi bir görüntü vermedi ama savunmasını çok iyi yapan rakibini çok iyi karşılayan Alanya Spor'un bir tane şutu yani kaleye bulan şutu var. O da Mahmut'un kendi kalesine kayarak müdahale ettiği top. Yani baktığınızda evet savunmayı iyi yapıyorlar ama skora baktığınızda 2-0 Başakşehir önde. Savunma yaparak maç kazanıp ya da gol yemeden şu an birinci ve ikinci mi olmak istersiniz? Yoksa fazla gol yiyerek şu an ligin orta sıralarında mı olmak istersiniz? Asıl soru bu. Bu sorunun cevabını aramak lazım. Ama bence hem Başakşehir hem Konya hem Adana Demir geçen sene ne yaptıklarını bildikleri için bu sene de ona göre organize olup bence şu anki bulundukları yeri gerçekten hak ediyorlar. Bence futboldaki zaten en önemli şey zaman. Zamanı kafandakilere yorarsan ve kurgularsan bence başarılı olmak çok mümkün yani. Peki üç büyükler ve Trabzon'u değerlendirirsek hangisi transfer dönemini daha iyi geçirdi ve şampiyonluk yolunda daha şanslı buluyorsun? Şimdi bütün takımlar bence e, çok iyi transferler yaptılar. Eskiden bakardım bir iki tane yıldız isim gelirdi. Ondan sonra da yanındakiler onu eşlik eden transferler olurdu. Ama şimdi bugün Galatasaray'ın da yaptığına, Fenerbahçe'nin de yaptığına, Fenerbahçe yaptığına Beşiktaş'ın da yaptığına, Trabzon'da yaptığı transferlere bakılırsa Listeyi açtığınızda birçok iyi futbolcunun adını görebiliyorsunuz. Ama liste çok kabarık. Yani bu oyuncuları da aslında... Evet oynayan oyuncu her zaman mutludur. Ama oynamayan oyuncu da mutsuzdur. E, 25 kişilik kadroda da 11 kişi oynayacağına göre... ...bir 14 kişilik bir mutsuz olan bir ekip var veya grup var. Bu grubu da iyi yönetmek gerekiyor. Yani burada tamamen e, teknik adamların e, işine kalıyor açıkçası. E, i̇yi yöneten, süreci iyi atlatan... Bence yaptıkları kadrolar çünkü kurulan kadrolar, e, istedikleri oyun e, hepsi e, bence şu an her takım için söylüyorum. Dört büyük için söylüyorum. E, şampiyonluğun adayı gibi gözüküyor ama şu an çok erken biliyorsun e, 6. 7. haftaya geçiyoruz şu an. Yani bunları konuşmak için çok erken ama bu dediğim 7 takım bence ligin belirleyicisi olacaktır. Peki şimdi tamamen bu o, geniş kadroyu iyi yönetmekten bahsetmişken Fenerbahçe'ye e, gelelim. ...ciddi bir rotasyon yapıyor... Hmm. E, ...ciddi bir oyuncu havuzu var... ...ve bunların hepsini de değerlendirmeye çalışıyor... Hmm. E, ...Jorge Jesus... ...bunun bir avantaj olan tarafı var... E, ...herkesi mutlu edebilirsin belki oynatarak... ...ama hmm. bir omurga oturtmak... E, ...bilinen bir 11 saymak da... Şu ...önemli an, değil mi? Şu an sezon başı... E, ...ve e, takımlar ve teknik adamlar... ...tabii ki en iyi 11'i çıkarmak için uğraşıyor... ...arayış içerisindeler... ...ama sezonun geneline baktığınızda... omurgayı Kurabilen yani 11 oyuncunun minimum 6 tanesini 7 tanesini hani biz küçükken sayardık ya. Evet. Penerbahçe'nin 11'ini tık 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 sayardın. Şimdi evet. öyle bir kadroyu salabilecek duruma getirdiğin zaman bence başarıya daha çabuk ulaşacaksınız gibi geliyor. Tabii ki sakatlıklar, cezalılar veya yorgun oyuncuların e, rotasyonu olacaktır. Ama bunu en iyi şekilde ve doğru zamanda değiştiren takımlar bence daha... Çok puan toplayıp sezon sonunda daha rahat hareket ederek gidecektir diye düşünüyorum. Peki bu sezon bir de farklı bir durum var. Dünya Kupası var. Evet. Ee, bu anlamda Dünya Kupası'na hazırlık e, teknik direktörlerin yaz dönemini e, hazırlamalarında bir farklılık ve bir orada e, yani bunun bu rotasyonun... Daha önceden, bunun planlaması daha önceden belli olduğu için eminim ki bütün takımlar bunun gelişimine ve sonucuna göre hareket edecektir. Şimdi dediğin gibi... E, aşağı yukarı ligin 3'te biri oynanacak. Ondan sonra bir ara gelecek. Hı hı. Bu araya gelene kadar gelene kadar alınan sonuçlar bence bir artı puan olarak cebe konulmalı. Çünkü o arada takımlar eksikliklerini hatta ben yapılabilirse belki transfer döneminin o araya getirilip eksikleri de görüp transferleri yaptıktan sonra ikinci sezona daha iyi hazır bir şekilde çıkacağını düşünüyorum takımların. Eminim ki bütün teknik adamlar bu planlamayı yeni şekilde yapıp Dünya Kupası sonrası artık o sıralamanın belirleneceği. Çünkü şu an bir geçiş dönemi var. Yeni gelen teknik adamlar var. Yeni kurulan takımlar var. Evet. Yeni gelen oyuncular var. Bu dünya kupasına kadar olan süreç bir geçiş süreci ama çok puan toplayan. Mesela geçen sene ben binde çalışırken şöyle bir yorum yaptım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Trabzon şu an hiçbir şey mücadele etmiyor. Trabzon toplayabildiği kadar puanı aslında orada topladı. Çünkü Hı -hı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş orada çok yoruldular. Üç günde bir maç, üç günde bir maç. Ve orada topladıkları puanla eminim ki Abdullah... Avcı Abdullah Hoca böyle bir plan yaptı. Sezon başında ne, ne alırsan puan olarak kar olur. E, baktığınızda zaten sezonun son bölümünde de Trabzon'un aldığı puan sayısı daha da düştü. Eğer evet. Trabzonspor o yarıştaki yani Avrupa ya yarışı yapan takımlar arasındaki o puanları toplamasaydı bence Trabzonspor'un geçen seneki şampiyonluğu da zora girebilirdi. E, demek istediğim şu ki şu sırada e, Avrupa e, Dünya Kupası'na gidene kadar Alınan puanların hepsi takımlar için bir kardır. Evet, tam oturmadan sistem evet, Şu takım. an geçiş dönemi. Bu, bu dönemi iyi çok önemli. Bu geçiş dönemini iyi kullanan takım bence sezon sonuna evet. en iyi şekilde ulaşacaktır. Kötü oynarken de kazanmak da denir. Ee, bu dönemde peki Fenerbahçe'den devam ederken Volkan Demirel, Emre Emre Muru ne yaptı da bu hale getirdi evet. diye herkes soruyor. Emre Muru aslında yardım ettik sadece hiçbir şey yapmadık. O kendi istediği için bu hale geldi çünkü yetenekleriyle. Ee, oyunuyla çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gittiğimde gördüm Belki dışarıdan duyuyorduk ama Onunla beraber çalışırken Nasıl bir kapasiteye sahip olduğunu gördük, hissettik ve inandık Ona yardımcı olmaya çalıştık O da bizim yardımımızı geri çevirmedi ee, Beraber çok güzel bir dönem geçirdik 3-4 aylık bir dönem ee, O dönem içerisinde kendini geliştirdi Ve e, hak ettiği bir şekilde transferini yaptı Şu an kendisi de çok mutlu ee, Ben de ona destek olduğum için, yardımcı olduğum için çok mutluyum. Ben hatırlıyorum Fenerbahçe Karagümrük maçı geçen sezon stadda da seyrederken hakikaten çok etkili bir futbol oynamıştı. Yani Emre. Emre'nin kapasitesinin çok fazla olduğunu ben burada çok net söyleyebilirim ama tabii ki onu kullanması için ona yardım etmek veya yardımcı olabilmek beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü zaten belli bir yeteneğe sahip. Ama geçmiş hayatına bakıldığında herhangi bir performans sergilemesi olamamış. Biz geçmiş hayatında yapamadığı o skoru 3-4 aylık süreçte aldık Emre'den. Ve Emre gerçekten Türk futboluna çok katkısı olacak diye evet, düşünüyorum. Çünkü oyunun skoru değiştirebilecek isimler Fenerbahçe'de konuşurken evet. bu isimlerin başında herhalde işte Emre Murko'nu sayıyoruz. Arda'yı sayıyoruz. Başka, da, başka oyuncular da tabii ki var ama yani burada ön plana çıkartıyoruz. Emre'den Arda'ya da geçeyim. Ee, Arda'yı e, şu anda fazla kullanmıyor diyelim Jorge Jesus ve bilhassa Avrupa daki maçlarda fizik kapasitesi yüzünden çok kullanmayı da düşünmüyormuş. Hı hı. Nasıl bakıyorsun? Taraftar da Arda'nın oynamasını istiyor. Bir teknik adam gözüyle şimdi Arda ne dersin? bir kere Fenerbahçe'nin geleceği gibi gözüküyor. Bunda en fikiriz hepimiz. Oynadığı futbolda hepimiz çok beğeniyoruz. Kişiliğiyle de sahadaki o hareketleriyle de hepimize sevimli ve bir karakteristik özelliğiyle de çok sempati geliyor. Ama Arda'nın zamanı var. Arda'yı oynatalım her maç oynatalım. Avrupa maçında oynatalım, Türkiye liginde oynatalım dersek Arda'yı hakikaten kaybederiz. Onun en iyi planlamasını Jorge Jesus yapacaktır zaten. Ee, onun en güzel ayarını nerede oynayacak, kaç dakika oynayacak, nasıl çalışacak? Onların hepsini çok kaliteli ve değerli bir hoca var. Çünkü tecrübeli bir hoca var başlarında. O en iyi şekilde onu değerlendirecektir. Fenerbahçe ile ilgili son olarak e, geçen sezon Vitor Pereira üçlü oynatıyor hmm. diye eleştiriliyordu. Bu sezon e, Jorge Jesus geldi, dörtlüyle başlayıp yine üçlüye döndü. Burada e, teknik direktörlük anlamında da sana zaten sonra soracağım e, görüşünü ama yani üçlü sistem dörtlü sistem e, Türkiye liginde başarılı olur olamaz niye üçlüye döndü diyenlerden misin? Şimdi, değilim. E, şimdi dediğim gibi az önce de, çok tecrübeli bir teknik adam var. Kendisini hem kendi ülkesinde hem de Avrupa futbolunda kanıtlamış. O elindeki mevcut oyuncu profiline göre zaten kafasında bir sistem belirlemiştir. Şunu takdir ederim. Dörtlüyle başladı, baktı olmuyor üçlüye döndü. Kendi ekibiyle beraber konuşarak, çalışarak böyle uygun oldu. Bunu şöyle yapanlar da var. Üçlü oynatmaya çalışıp diretenler de var. Ben onlara biraz nasıl söyleyeyim? eleştiri yapabilirim ama baktığın üçlü çıkmıyor, dörtlü dörtlü çıkmıyor, beşli artık o elindeki mevcut kadroya göre şekillendirmek oyun planını kurgusunu bence daha mantıklı hale getirir ki tekrar söylüyorum Jorge Jesus çok tecrübeli bir adam. Eminim ki bunun da planını projesini ona göre uyarlamıştır. Belki yarın bir yine dörtlü göreceksiniz Fenerbahçe. O belki rakibi ve maçına göre de bir planı buluyor olabilir. Peki Galatasaray'da adı tutan futbolu bıraktı. Evet. Ee, sizin dönemin oyuncuları yavaş yavaş Bizden biraz daha küçüktür Arda. Biraz daha küçük ama ama hepimizin bir dönemi var. Geliyoruz, geçiyoruz. Ee, o da doğru ben her zaman bu çok kullanırım. Doğru yer doğru zaman diye. Şu anda doğru yerde ve doğru zamanda bıraktığını düşünmüş ki böyle bir karar almış. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki hayatında kariyerinde başarılar diliyorum. Peki Galatasaray'ın bu e, transferlerine ne diyeceksin? Bir Yusuf Demir'i soracağım ve yabancı konsülüyle ilgili görüşlerini soracağım. Ayrıca Galatasaray'ın çok ciddi yıldızlar da aldı. Evet, zamanda Fenerbahçe'de sen bunu çok yaşadın. Evet. Alexler, Van Oydonklar, Anelkalar. Bu kadar yıldız futbolcunun bir arada olması veyahut da bu transferleri mutlaka olmalı olarak görüyor musun büyük takımlarda? Şimdi futbol iyi futbolcularla oynanıyor. Bir kere bunu bilelim. İyi futbolcu her yıldız oyuncu, iyi futbolcu mu? Öyle bir kaydediyor yok. Çünkü buranın suyuna, havasına, hava, sağ şartlarına, insanına alışmak da kolay değil. Çünkü yurt dışından geliyorsunuz, bilmediğiniz bir yer, ülke, hayat tarzı. Evet, sadece Galatasaray için konuşmayalım. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da gerçekten çok değerli isimler kattılar kadrolarına. Belki geçmiş zamanlara bakıldığında bu kadar çok kaliteli ismin geldiğini ben hatırlamıyorum. Ben de çok iyi oyuncularla oynadım bizim zamanımızda da evet geliyordu yıldız oyuncular ama en fazla bir iki tane geliyordu ama şimdi baktığınızda 6-7 tane bir takıma yıldız isim gelmiş. Görüyorsunuz bunu çok net. Ama tabii ki bu yıldızları almak bir marifet ama bu yıldızları hep beraber oynatmak da bir marifet. Bu kurguyu Oyun planı nasıl düzenleyecekler onu merak ediyorum, onu izleyeceğim. Ee, umuyorum ki her takım aldığı transferlerden faydalanır ve en iyi şekilde takımlarını temsil ederler. Peki Yusuf Demir e, yerli statüsünde oynayamıyor diye bir Galatasaray'ın serzenişi var. Bu yabancı kuralları ile ilgili bir adam olarak? yabancı kuralı ile alakalı yani ben bir sınırlama olmasının gerektiğini düşünmüyorum. Yani şimdi ben eğer bir takım olarak, bir cami olarak 10 tane, 15 tane yabancı alabiliyorsam bunların hepsini oynatmak isterim yani herkes ister ama e, yani Türk futbolunun gelişimi adına bence e, Türk futbolunu nasıl geliştirebiliriz... nasıl yukarı çıkabiliriz adına bence bakmak lazım. Sınırlama getirmek gerekiyor mu, getirmemek gerekiyor mu, onu tartışmak lazım. Ama burada önemli olan e, gelen oyuncunun Türk veya yabancı evet yabancı statüsünde bulunuyor ama e, belki gelip Türkten daha faydalı olacaksa onun oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden hani bu sınırlamanın biraz Evet çok konuşuluyor gündemimizde ama sınırlamanın olmasının gerektiğini düşünmüyorum yani. Peki buradan bir teknik direktörlük tarafına, hocalık tarafına geçelim. Ee, nasıl geçiriyorsun günlerini? Ee, bir hocalıktaki hedefini soracağım. Bir sürü teklif olduğunu da okuyoruz, görüyoruz. Ee, şu anda mevcut dönemde e, maçları takip ediyorsun mutlaka. Evet. E, yurt da maçlara gidiyorsun. Hı -hı. Ee, nasıl değerlendiriyorsun bu vaktini? Öncelikle şu e, konuyu bir açıklık getirelim. Benim hedefim var. Her zaman hedefim oldu. Futbolcu kariyerimde de şu anki teknik direktörlük, hocalık, antrenörlük ne diye e, nitelendirirseniz. E, şu anda bir hedefim var. Ama hedefim Süper Lig'de teknik adamlık yapmak. Bazı yerlerde yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada konuşuluyor. İşte Volkan reddetti, Volkan'a teklif yapıldı falan ama bunların hiçbir gerçeği yansıtmamak Zaten ben elle avuçla tutulur bir şey olsa zaten kendim açıklamamı da yaparım. Hani benim kimseyi reddettiğim vesaire yok. Evet şu an boşta olan bir teknik adamız veya ekibim. Hı -hı. Birlikte hareket ediyoruz. 8 kişilik bir ekibim var. Evet şu an boştayız ve takımlar hocalarını değiştirmeye başladı. Çünkü başarısızlıklar olmaya başladı. E burada da adımızın alınması gayet normal. Hem menajer aracılığıyla olur, hem yakın çevreden olur. Hı -hı. E veya o camialardan birkaç kişinin araması olur ama biz kimseye bir red cevabı vermedik. Her bizi düşünen, aklından geçinen de saygımız, sevgimiz sonsuz. Teşekkür ediyoruz. Bizi değerlendiriyorlar, onurlandırıyorlar ama... ...bizim hedefimizin Süper Lig olduğunu ben her zaman söyledim. Geçen sene çalışmıyorken de söyledim. Yani i̇lk kara gümrüğe adım atmadan önce de bunu söylüyordum. Ee, şu anda söylüyorum. Süper Lig'de doğru yer, doğru zaman. Yine aynı kelimeye geldik. Ve e, başarıya inanabildiğim yere... ...yani sonuçta biz de... 8 kişilik bir ekiple her maçı beraber izliyoruz. Ya yani daha doğrusu her maçı demeyeyim şöyle söyleyeyim. O hafta hangi maç oynanıyorsa onların arasından bir tanesini seçip gün olarak o maçı uzun üzerinden toplantı bir şekilde toplantı yapar bir şekilde açıyoruz. 8 kişi hocalarımla beraber yani şu an bütün ligde bulunan takımlara hakimiz. Kimin ne yapabileceğini, kimin ne oynayabileceğini, hangi oyunculardan nasıl faydalanabileceğini çalışarak, izleyerek görüyoruz dediğim gibi hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'de bir takım olursa ve bizim hissettiğimiz doğru yer olursa neden olmasın? Ama şu an hani herhangi bir durum yok. Şimdi düşünce bu çok ciddi bir avantaj. Şimdi yabancı bir teknik adam gelse herhangi bir takıma ligi tanıyacak, takımı tanıyacak, rakipleri tanıyacak. Halbuki e, siz ekip olarak e, evet, bütün takımları seyrediyorsunuz. Yarın an... bir takımın başına geçtiğiniz anda evet. e, rakibi de biliyorsunuz, o takımı da biliyorsunuz. Evet. E, çok hazır hazır bir şekilde inşallah olursa başlayacağız. Peki e... Kariyerine başladıktan sonra Volkan Demirel'in bu iş benim işim dediği bir nokta oldu mu hocalık için? Şimdi ben inanmadığım hiçbir işe başlamam. Ee, ve bu işi çok iyi yapacağımı biliyorum. Yapacağım demiyorum. yapacağım biliyorum diyorum. İstiyorum, inanıyorum. Ee, ve nasıl yapacağımı da hep beraber göreceğiz. Çünkü çalışıyorum. İşte her gün kendime iki saat ayırıyorum. Ekibimle beraber toplantılar yapıyoruz. İşte yurt dışına gidiyorum. Ee, Fransa, Almanya yani aklınıza gelebilecek en iyilikleri izlemeye çalışıyorum. Çünkü bence ben futbola şöyle bakıyorum. Ee, şimdi herkese soruyorlar. Teknik direktörlük teki örnek aldığınız insan kim diye. Ben hmm. öyle bakmıyorum olaya. Ben biraz Fransa hmm. futbolu, Almanya futbolu nasıl oluyor, İtalya futbolu nasıl oluyor, İngiltere futbolu nasıl oluyor. Onları gidip yerinde görerek, takımları izleyerek ona göre bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Ee, tek planımda, hedefimde çok Başarılı demeyeyim ama Türk futboluna katkı sağlayacak bir teknik adam olmak ve bunu da yapmak için tüm gücümle çalışıyorum. Geçen sene Karagümrü'nü çalıştırırken ee, baktım ön, ilk 4 sıradaki takımlarla 4 tane deplasman maçı yapmışsınız. 2 galibiyet 2 beraberlik. Evet. Yani deplasmanda bu takımlarla bu zorluk derecesi yüksek maçlarda çok başarılı bir performans. Yani bunun için özel bir taktik mi, özel bir hazırlık mı? Şimdi yani sonuçta şöyle, bir başarı var ortada. Oynadığımız takımları iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü planı ve planını sahaya uygulamayan, uygulamaya çalışan takımı analiz etmek daha kolay ve ona göre bir reaksiyon gösteriyorsunuz. Geçen seneki kadroyla, işte ekibimle beraber bunu da iyi anlattığımızı düşünüyorum. Ve o maçlarda gerçekten başarılı olduk. İyi de skorlar aldık. Geçen sene ben iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama yani bu sene devam edem edemedik. Yani geçmişe de dönmek istemiyorum. O şansı sonuçta bize verdiler. Bir şekilde başladık. Ama artık orası bitti, kapandı. Şimdi yeni hedefler, yeni projeler, yeni planlar doğrultusunda en iyi şekilde kendimizi hazırlayarak bekliyoruz. Peki Volkan Hocam böyle bir oyun sistemi veyahut da aklımdaki ben üçlü oynatırım, dörtlü oynatırım, işte pas oyunu oynatırım gibi hani teknik adamlıkta böyle bir e, bazı hocalarla çünkü anılıyor evet. bu şekilde oynatır diye. E, Şimdi tabii ki bir planımız var. <gülüyor> <gülüyor> hani 3-4-3'tür, 3-5-2'dir, 5-3-2'dir, yani 4-4-2'dir. Yani bir sürü oyun sistemi var ama bence gittiğin takımdaki oyuncu yapısı ve duruma göre hareket etmek Nasıl az önce söyledik Jorge Jesus'la alakalı. Dörtlü oynattı. Baktı kafasına yatmayan bir şeyler var. Üçlüye döndü. Ya da rakibe göre hareket ederek planladı. Ya bu tamamen gittiğiniz yerdeki oyuncu yapısıyla ve rakiple yani oynayacağınız rakiple de alakalı bir şey. Yani ben şimdi burada desem ki ben 4 2 3 1'e çok iyi çalışıyorum. Ben bunu çok iyi yaparım. O biraz hikaye olur. Hmm. Çünkü günümüz futbolunda artık her şey güncelleniyor. Sadece futbolda değil. İşte bugün aldığınızda şu telefonu elinize her sene yenileniyor. O yüzden her sene yenilemek lazım. Her maça kendinizi yenilemek lazım ve ona göre hareket etmek lazım. Hani kalıplaşmış bir şey değil. Az önce de söyledim. Ee, yerine göre hareket edip, rakibe, sağ şartına, gittiğiniz şehre veya oynadığınız ülkenin hangi takımsa ona göre her şeyi bir analiz edip ondan sonra en iyi şekilde oyununuzu kurmanız lazım. Evet. Teknik direktörlükten bir de yorumculuk kısmına da geçeceğim. Geçen sezon e, Bin Sports'ta e, yorumculuk yaptım ve yani final başlayacağım zaten senelerce kaptanlığını yapmış herkes %99'u çok sever. Hı hı. Ama e, bu yorumculuk tarafında şunu da gördüm. Diğer camialardan da çok pozitif geri dönüşler aldın. Bu, bunu nasıl becerdin? Geçen sene gerçekten hani ben de başlarken ilk önce acaba mı diye düşünürken benim adıma çok keyifli bir 3 25 3 ay geçti. ...BinSpor sayesinde tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet çünkü sahada hırçın, agresif, sinirli bir Volkan'ı izliyorlardı. Evet Fenerbahçe taraftarı tarafından çok seviliyorum. Biliyorum çünkü bana her yerde bunu gösteriyorlar. Rakip taraftarlar tarafından da biz de şimdi... Falan, ...yani herkes kendi takımında olmayan oyuncuyu sevmeyebilir. Hmm. Ama rakip taraftarlardan da çok güzel tepkiler aldım. Evet. Çünkü objektif olmaya çalıştım. Çünkü sağ evet sağda bir yarış içindesiniz ama dışarıda her zaman ben objektif olarak ne görüyorsam onu söylemeye çalışırım. Ve çok da güzel tepkiler aldım. Benim için çok güzel bir süreç oldu. O yüzden e, güzel geçti. Bana yazılan bir artıdır haneme. Bean Sports. O yüzden mutlu bir şekilde ayrıldım. Bu konuyla ilişkili benim de bir gözlemim var onu da söylemek istiyorum. Geçen sene Fenerbahçe Karagümrük maçında işte Hı -hı. staddayız. Ee, bir teveccüh gösterildi tabii Hı, e, taraftardan. Tabii. E, oradaki Dikkatle izledim. Yani e, futbolculuktaki e, vereceğin tepkinin çok farklı e, bir tepkisini tabii. verdin orada. Yani bu teknik direktörlük artık yeni bir sayfa ve yeni bir... Ya, tabii ki teknik direktörlük farklı bir şey. Şimdi futbolcuyken tek başındasınız ve o da çok keyifli, haz aldığınız bir şeydi. Ama bu teknik direktörlük tarafı biraz daha olgunlaşmanın, biraz daha artık insanların sizi izlemesini... Ve orada ben artık oraya gelmişim ama ben karı teknik direktörü olarak bir duruş göstermem gerekiyor. Ve bunu sadece... Orada değil her yerde göstermem gerekiyor. Sadece Fenerbahçe sazı için değil. Bir ekibin, bir takımın, bir teknik adamıysam. Bu sadece Karagümrük için değil. Her neredeysem. Benim bu saatten sonra olduğum yere ait olup orayı temsil etmem gerektiği için. Olması gereken gibi hareketler etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o kadar komik bazen ülkemizde e, çok e, gereksiz ve saçma diyeceğim e, konuşmalar oluyor. Mesela bunu Emre Belezoğlu için veyahut Okan Buruk için veyahut bir, herhangi bir hoca için. Hangi camiadan geliyorsa o takıma karşı aldığı maçlardaki puanlara falan bakılıyor. Hı -hı. Diyor ki işte eee şu filancı hoca Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta da kaybetti ama Galatasaray'ı eee 3 maçta da Fenerbahçe'ye neredeyse yatıyor diyorlar. Hı -hı. Yani bu derece bu mutlaka e, bu tip adamlar senin de karşına çıkacaktır. Ya, senin de başına ama gelecektir. Bence bunlar çok yanlış düşünceler. İnsan, Hiçbir hoca böyle bir şey yapmaz. Değil mi? Ya aklına bile getirmez değil kendinden mi? Kendinden bilirmiş deyip ben geçmek istiyorum hani bu soruya. Biz çünkü e, biz elimizden geldiği kadar bulunduğu ortamlara değer vermek isteyen, değer katmak isteyen insanlarız. ...elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz her zaman. Ee, buradan farklı bir konuya geçeceğim. Don Topun. Don. Ee, o UEFA Kura çekimindeki... <laughs> evet. e, ...adise sosyal medyada falan çok konuşuldu. Evet, çok konuşuldu. çok <laughs> da keyifli oldu. Orada ne oldu son, sonra? E... Şimdi, evet birçok... <laughs> ...maça çıktık. Birçok heyecan yaşadık. Ama ben hayatımda hani en çok nerede heyecanlandım dersen... ...bir çocuğumun doğumunda heyecanlandım bu kadar. Bir de oraya çıktığımda heyecanlandım. <laughs> Çünkü bilmediğim bir ortam işte bütün dünya izliyor kura çekimi. Ee, heyecanlandım yani. Heyecanlanınca da ne oluyorsun? Evet. Biraz şey oluyorsun yani böyle stres mitres vesaire. El şeyin iyi midir? El becerin iyi midir normalde? Ya iyidir normalde işte. Han yokturuş. Hanım da yazmış zaten bunu biliyorsun. Evet. Ee, neyse ellerim biraz terleyince o topları açamadım. Açamayınca da ben açabilirim dedi verdim ama diyorum ki açma yani açılmasın istiyorum yani don topun diyorum açma diyorum orada güzel bir şey oldu evet. hatta UEFA'dan da çok güzel tepkiler geldi sağ olsun onlarda hani evet. böyle bir kural çekimi daha önce yaşamadıklarını belirtti evet. ama keyifli bir an oldu bizim için ben çok keyif aldım sosyal medyanda da e, hanım yani Zeynep hanımla da değil. Zeynep yani. hanımla da sizin Orada... Oradaki şeyiniz güzel de inşallah bu yayını da beğenecektir diye ümit ediyorum. ama bir programa like at diyeceğim. Like at dersin evet. Bu arada bu kural çekiminde de çok değerli isimler vardı. onlarla da vakit geçirdiğini biliyorum. Evet, yani Kimlerle... açıkçası şöyle bu tarz organizasyonların ülkemizde yapılması çok kıymetli. Gönül ister ki tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımında mücadele etmesini ama inşallah bu da ilerleyen sezonlarda olacaktır. Ya, çok güzel bir ortam vardı. Evet biz hep esprisindeyiz için işin esprisindeyiz ama işte geyiğindeyiz ya da neyse. Ama orada çok güzel gerçekten dostluklar. Eski on adam oyuncuları işte Zanettisi, Figosu, Van der Sarı, Oliver Kahn'ı işte hep orada dedi İtalya Federasyon Başkanı işte çeşitli kulüplerin başkanları hepsiyle bir tanışma fırsatı veya işte tanıştıklarınızla tekrar görüşme fırsatı oluyor ve güzel dostluklar kuruluyor. Ee, telefonlar alınıyor. İşte bir şeye ihtiyaç olursa Türkiye'de ya da biz gittiğimizde yurt dışında işte mesela ben bir son seyahatimde Fransa'ya gittim. Oradaki UEFA'daki dostluğu kurduğum bir dostluktan dolayı bu imkanlara ulaşabiliyorsunuz. Yani maça gittin değil mi? Monaco Lyon maçına. Monaco Lyon maçına, maçına gittim. Dediğim gibi işte ben Fransa futbolunda hep güce dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bütün futbolcuların bir fizik kapasitesi var. Bunun sebebini öğrenmeye gittim açıkçası ve öğrendiğim şu ki hani bir futbolcu en az haftada altı kere fitness'a giriyor. Yani bu yani bu demek ki bunun bir sebebi var yani bunu gidip öğreniyorsunuz ya da işte Almanya'daki futbol neden bu kadar disipline veya neden bu kadar bir sisteme bağlı olduğunu gidip Almanya'da bir iki takım gezdikten sonra öğrenebiliyorsunuz veya İtalya'nın neden bu kadar iyi savunma yaptığını ya işte üçlü savunmanın nasıl oynayabileceğini gidip İtalya'nın işte Napoli'sini izleyince antrenmanlarını görebiliyorsunuz. Ya ben böyle bakıyorum futbola biraz daha. Bu, bu anlamda da ikili ilişkileri iyi tutmaya çalışıyorum. E zaten geçmişte oynadığım arkadaşlarımla aşağı yukarı... Hani her gün demiyorum ama haftada bir kere mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz. İşte doğum günü kutlaması oluyor. Yılbaşı kutlaması oluyor vesaire. Burada birbirimizle iletişim halindeyiz. Bu da hem benim kariyerime hem de ilerideki teknik direktörlük kariyerime çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu yabancı dostluklar yarın öbür gün belki yurt dışında da bir takım. Ya zaten hedefimde hedefi o da var. var. Hani Hı -hı. Zeynep eşim çok istiyor öyle bir durumu. Yani hedeflerim arasından diyoruz ya hedeflerimiz hep var. Hı -hı. Bir hedefi ulaştıktan sonra bir hedef daha var. Yani de yurt dışında da tabii ki temsil etmek istiyorum kendimi ve ülkemi. İnşallah o da hedefler doğrultusunda ve bir gün o hedefe de ulaşacağım. Burada aklıma gelen bir soru daha var. Bu teknik adamlığı konuşurken, şimdi geçen sezon Vitor Pereira kiminceyi getirdi? Hmm. Napoli'ye transfer oldu. Hmm. Morita diye bir isim konuşuldu. Sporting Lisbon'a gitti. Hmm. Estagio diye bir isim hmm. almak istedi. O da Porto'ya gitti. Yani Porto, Sporting Lisbon ve Napoli'ye transfer olacak üç tane ismi fenerbahçe getirdi. Teknik direktörlükte transfer. ...teknik direktörün yani ne kadarı istiyorsun. ve... Ee, teknik direktör mü transferi yapmalı? O tarafı da soracağım. Yani yönetim mi yapmalı, teknik direktör mü yapmalı ve transfer... ...iyi transfer de bu işin büyük bir kısmı değil mi? Muhakkak. İyi oyuncu, yani az önce de söyledim. Hı. Futbol iyi oyuncularla oynanır, bilen oyuncularla. Transfer konusuna gelirken... ...eğer şimdi bir planlama yapılıyorsa ve... ...sen bir takımın teknik direktörü olarak belirlendin. Bu takımı sen oynatacaksın, bu takımı herhangi biri oynatmayacak. Burada teknik olarak... O takımı sahaya sürecek, 11'i belirleyecek insan sensin. Ve senin belirlediğin 11'i de senin oyun planınla beraber sahaya çıkartacaksın. E bunu belirleyen sensen, bu plan doğrultusunda oyuncuları seçmeksi gereken sensin. Tabii ki yönetimde seçeceği, alacağı oyuncular olacaktır. Ama bu tamamen yine yönetimde teknik adamın arasındaki karşılıklı anlaşmadan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü oynatacak insanlar teknik adamlar. Onlar bir plan, kurgu, düzen... ...düşünüyor ve ona göre çalışıyor. Ona göre sistemini ayarlıyor ve sahaya sürüyor. E, genç teknik adamlar... E, ...senin gibi Emre... Belezoğlu, İlhan Palut... E, İlhan Hoca bizden biraz daha önde. tabii Nuri'yi sayabiliriz onun içine. Evet Nuri Hoca'yı sayabiliriz. E, çağdaş'ı söyleyebiliriz. Yani bizler avantaj olarak şunu söyleyebilirim. Daha yakın zamanda... ...içlerinden ayrıldığımız için... ...ve nesil olarak daha yakın olduğumuz için... ...daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Evet taktiği, tekniği... E, futbolun şartları gerektiren birçok nedeni var. Ama asıl ilişki ve sevgi saygı içerisinde bir futbolcuya yaklaşırsan ki biz yine e, örnek hep geçmişten veriyorum ama Karagümrük takımında da bunu çok iyi yaptık. Yani bütün evet. oyuncularla o ilişkiyi çok iyi kurduk ki e, gerçekten başarı da şeyden geçiyor yani ilişkiden ve samimiyetten geçiyor. Bu ailenle de aynı, çocuğunla olan ilişkinde de aynı, Eşinle olan ilişkinde de aynı. E, ee, bizler daha yakınız. Daha onların ne yapmak istediğini bildiğimiz için bizim bir avantajımız bizi bir adım daha öne itebiliyor. Burada oyuncu ilişkilerine de geldiğimizde oynayan oyuncuda bir problem yok zaten. Oynamayan oyuncuyu da mutlu etmek tek o da transfer dedik. Bu da büyük bir kısmı herhalde. Tabii ki yani şimdi 11 11 oyun, oynayan oyuncuyu mutlu etmenize gerek yok. Adam mutlu. Ben de şimdi 17 sene Fenerbahçe'de oynadım. Ama 17 senenin 11 o, hep 11 oynamadım yani. Oynamadığım zamanlar da oldu. Az oldu ama. Evet ama <laughs> e, sinirlendiğim zamanlar oluyordu, mutsuz olduğum zamanlar oluyordu. Ama e, zaten oynamayan oyuncu mutsuzsa ve istiyorsa ve sinirliyse onun formayı istediğinin belirtisidir. Ama senin bunu yani teknik adam olarak iyi yönetmen ya da ona zamanında da yerinde hareket etmen bence e, teknik adamın avantajına gelebilir. Ligin en iyi kalecisi kim? Ya ligin en iyi kalecisi diye söylemeyeyim ben. Şunu söyleyeyim sadece. Çok iyi kalecilerimiz var. Hani sayayım şimdi sana Altay, Uğurcan, Ersin. İşte hani aklıma gelmeyen işte bizim zamanımızdan, dönemden beraber oynadığımız Ertuğrul, Serkan, Mert, Volkan, Babacan. ya yani Bir sürü kaleci var. Ama ben Doğan Alemdar'ın çok iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ben Doğan Alemdar'ı Kayseri Spor'dayken... Hı hı. ...takip ediyorum. Ee, abisi, aynı zamanda da menajerliği yapan Hakan Arıkan benim çok yakın arkadaşım. Hı hı. Onunla hep diyalog içerisindeydik ve çok da... E, ...takip ettim. E, şu an Rene gitti zaten. Çok da iyi olacak, daha da iyi olacak. Yani çok iyi kalecilerimiz, Türk kalecilerimiz yetişiyor. E, şimdi altlardan da beni takip ettin. Mesela Ankara günündeki... ...Bahadır, işte Samsun'dan gelen e, Nurullah. Yani... Sadece şu an kaleciyi sorduğun için söylüyorum. Yoksa futbolcu olarak da çok takip ettiğimiz ve e, havuzumuz olan yani gittiğimiz yere bilgili ve bilinçli gidelim diye düşündüğümüz oyuncuların olduğu bir havuz var. Burada kalecilerin de olduğu bir havuz var. Alttan da gelen çok iyi oyuncular var. Yani Her şeyin e, takibindeyiz ama senin soruna karşılık çok iyi kalecilerimizin olduğunu söyleyebilirim. Bunun başında Doğan Altay ve hani bir parantez farklı yere koyabiliriz. E, bu arada şunu da anlıyorum. Şimdi her takıma göre bir oyuncu havuzu takip ediyoruz. 8 kişilik ekibimiz var. Her maçı takip ediyoruz. Yani takımları takip ettiğiniz kadar aynı zamanda oyuncuları da tabii bugün Fenerbahçe'nin başına gidip belki Ankaragücü'nün başına gittiğiniz zaman aynı oyuncuları tabii ki değil. Olmaz yani belki ama her evet bine yakın takım için. bir oyuncu havuzumuz var. Hani bunu kapasiteye göre, fiyat bazına göre ya da alabileceğine veya alabil, alamayacağına göre sıralandırıyoruz. Hepsini bölüyoruz. Şu an çıkabilen işte aşağı yukarı... bine yakın bir hakikaten havuzumuz var. Her mevkiye göre aşağı yukarı 10'ar 15'er tane oyuncu. Ee, yani hazırlıyorum kendim durmuyorum. Günde iki saat zaten kendimi ayırıyorum. Ee, Teknik ekibimle de dediğim gibi haftada bir kere e, maçı zoom ekranında izliyoruz. Ondan sonra da bunu değerlendirmesini yapıyoruz. Yani çalışıp hazırlanıyoruz ki çünkü artık futbol öyle bir yere geldi ki... ...sadece sahaya çıkıp hani takımı kur sahaya çık oynatla olmuyor. Tamamen bunun daha içerisi... Yani ne yapman gerektiğinin maddeleri var. O maddeleri de şekilde yaparak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Vallahi hocam ne istediğini bilen, e, hedefi net belirlemiş e, bir Volkan Demirel gördüm. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Eklemek hocam. istediğim bir şey varsa. Eklemek onu da istediğim bir şey yok. İnşallah e, ifade edebilmişizdir kendimizi. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Çok keyifliydi. İnşallah evet. bundan sonra da. Yine birlikte oluruz. Yine güzel keyifli röportajlar yaparız. Sevinirim. Tamam. Mı? Kendine iyi bak. Teşekkürler.